Evet herkese merhabalar sevgili dostlar. Şimdi bir açma denemesi yaptık küçük bir tutamda. Ben daha önce şey demiştim. Saçın röntgenini çekmekle alakalı bir şey söylemiştim. Aslında bu değil. Bu küçücük bir tutam deneme için yaptık. Saçı gördüğünüz gibi bakın şu saç neredeyse her tarafı eşit renk gibi duruyor ama açtığımız zaman gördüğünüz gibi renk dalgalanmaları çıkıyor ortaya. Şimdi ben daha önce de söylemiştim. Şimdi bu saça açmadan önce eğer direkt 30 volümle girersek biz bu saça maalesef ikinci açmada renk dalgalanmalar ortaya çıkacağı için ikinci açmada saçı yine 20 volümle olsa çok zorlarız ve istediğimiz sonucu elde edemeyiz. Ama 10 volümle 1'e 4 oranında oksidanla 10 volüm oksidan ve 1'e 4 oranında açıcıyı karıştıracağız. <laughs> yani atıyorum 20-30 gram açıcıya işte 4 kat oksidan koyacağız ve bunun bir röntgenini çekeceğiz saçın. Bu şekilde çektikten sonra yani saçın bütün renk dalgalanmalarını ortaya çıkardıktan sonra önce başlayacağımız kısım burası. Gördüğünüz gibi burası kızıl kaldı. Uçlarda da daha önce açılmalar olmuş. Yani açılmış bu uç. Uçlarda sünme oldu. Şimdi yaptık. Şurada bir sıkıntı yok. Burası daha sağlıklı açılıyor. Tabi burası uca göre gene biraz koyu kaldı ama daha sağlıklı açılıyor ama burada da bir kızarıklık var. O yüzden dediğim gibi saçın komple bir röntgenini çektikten sonra 10 volüm oksidan 1'e 4 oranında hazırlayacağız. Açıcıyı ve oksidanı 1'e 4 oranında karıştıracağız. Saçın komple bir röntgenini çekeceğiz ve ondan sonra işleme başlayacağız. Sağlıklı bir şekilde öyle açabiliriz saç. Bu tarz saçları bu şekilde açabiliriz. Dediğim gibi bakın ne kadar yanıltıcı. Yani saçın bu kısmında hiçbir renk dalgalanması görmüyorsunuz. Bu çok yanıltıcı bir şey kuaförler için. Ama burada açtığınız zaman burası farklı, burası farklı, ucu daha açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Evet, buna dikkat çekmek için videoyu hazırladım.